Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere zekatı vermemenin vebalinden bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, Fussilet suresinin 5, 6 ve 7. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ ve fi azanina vakrun ve min beynina ve beynike hicabun famel innena amilun ellezine la yu'tunne zekah ve hum bil ahiretihum kafirun. Onlar dediler ki bizim kalplerimiz sargılar içerisindedir. Fi ekinnetin, sargılar içerisinde kapalı. Neye karşı? Mimma ted'una ileyh. Bizi çağırdığınız şeye karşı bizim kalplerimiz kapalı, sargılı. Bizim kalplerimiz duymaz. Ve fi azanina vakr. Bizim kulaklarımızda da ağırlık var. Ne söylüyorsun? Duymuyoruz biz. Ve bizimle senin aranda da bir perde var. Bir hicab, bir perde var. Fa'mel, innena amilun. Sen nasıl istersen yap, biz zaten istediğimiz gibi yapıyoruz. Ve o kişiler kimlerdir? La yu'tune zekah. Onlar zekatı vermeyen kişiler. Vuhum bil ahiretihum kafirun. Ve onlar ahireti de inkar eden kişilerdir. Evet, bu ayet-i kerimede bizim kalbimiz hakkı duymuyor, gerçeğe karşı kapalıdır diyenler ve Kur'an'a Peygamber Efendimiz onlara çağırırken hakka karşı kalplerinin kapalı olduğunu, hissiz olduğunu, duymadığını söyleyenler, kulakların ağır olduğunu, gerçeği duymadığını söyleyenler, Peygamber Efendimizle kendileri arasında bir hicab, bir engel, bir perde olduğunu söyleyenler, bunlar istedikleri gibi amel edenler, Peygamber Efendimizin ameline kulak asmayanlar, onları çağırdığı amele kulak asmayanlar ve zekatı vermeyenlerdir. Ve zekatı vermeyenlerdir. Ve o zekatı vermeyenler ahirete inanmayan, kafir olan kişilerdir. Bu ayet-i kerimeye dikkat etmek gerekiyor elbette. Şimdi her ne kadar bu ayet-i kerime gerçekten kafir olup da ahireti inanan kişilerle ilgili ise de, yani zaten bir kişi ahirete inanmıyorsa o Müslüman sayılmaz ve onların zekat vermesi de gerekmez. Onların zekat vermesi de gerekmez. Ama biz buradan şöyle bir anlam da çıkarmamız mümkün. Eğer bir kişi daimi olarak zekat vermiyorsa, daimi olarak zekat vermiyorsa, o kişinin hakka ve hakikate olan kulağı kapanır. Kalbi hak ve hakikat karşısında gerilir. O hakkı ve hakikati duymak istemez. Hakka karşı kapalı olur. Hakkı hissetmez, hakkı duymaz. Hakkı hissetmeyeceği ve duymayacağı için bu kişi İslam'ın gerçeklerini yaşamak istemez. O bakımdan uzun seneler, uzun yıllar, ömrünün önemli bir kesiminde zekatı vermeyen bir kişinin belki gün gelip bunun hesabını vermekten de korktuğundan dolayı, eğer böyle bunun hesabını vermemeyi gerektirecek bir vesvese kendisinde hasıl olsa, mesela diyelim ahiretin olmadığı, hatta Cenab-ı Allah'ın olmadığı ile ilgili bir vesvese kalbine gelse, belki o kişi bu vesveseye kulak asacak, o vesveseyi önemseyecek, o vesveseye bir gerçekmiş gibi sarılacak ve ahireti de belki inkar edecek, belki Cenab-ı Allah'ı da inkar edecek. Neden? O zekat verme sorumluluğundan kurtulmak için. Ama tabii böyle bir iş yapmak bir nevi yağmurdan kaçarken doluya tutulmak anlamına geliyor. Yani kişi
Zekat vermeden ölse ne olacak? Bunun günahı kadar cezasını çeker, ondan sonra yine cennete gider. Ama böyle bir ağırlığı da hissetmek istemeyen bir kişi, eğer tabi cehennemin var olmadığı, cennetin var olmadığı konusunda bir vesvese hasıl olduğunda buna kulak asıyorsa belki inanabilir. Şeytan da kendisini esasen bir kuruntuya kaptırdı. Gerçek olmayan bir şeye kendisi inandı. Kendisinin uydurduğu bir şeye gerçekmiş gibi sarıldı. Ve sonra insanları saptırırken de zaten çeşitli vesvese ve gerçek olmayan şeylerle saptıracaktır. Dolayısıyla bir gün gelip de zekat vermeyen bir kişinin, imanından olma ihtimali de vardır. Ama eğer bir kişi zekat veriyorsa, hemen onun arkasından mutlaka namaz kılma vesaire sorumlulukları da yerine getirme gibi iyi şeyler arkasından gelecektir. Değerli izleyiciler, böyle namaz kılmamak ve zekat vermemek aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın lanetine, Cenab-ı Allah'ın bedduasına uğramak anlamına da geliyor. Maun suresinde Cenab-ı Allah namaz kılmayanlar ve bir de maun dediğimiz böyle basit ev ihtiyaçlarını komşusundan esirgeyen, komşusuna vermek istemeyen kişiler için feveylü lil musallin, işte o kişilere veyl olsun diyor. O kişilere yazıklar olsun. Ama o kişiler aynı zamanda ne tür kişilerdir? Ve yemne'un el ma'un, onlar ma'unu, yani böyle komşuya, fakire verilmesi gereken ufak tefek şeyleri dahi men edenler, onu vermeyen kişilerdir diyor. Evet, bunlar Allah'ın veyline mahsadak olmuş olan kişilerdir. Tabii Allah'ın veyline, Allah'ın yazıklar olsun dediği bir söze, bir hitaba bir nevi mahsadak olan kişinin sonu herhalde çok fazla iyi değildir. Yani herhalde Cenab-ı Allah sana yazıklar olsun dediği bir kişiyi tutup da cennette dahil edecek değil. Dolayısıyla zekatı vermemek Allah'ın yazıklar olsun dediği kişiler arasına girmeyi gerektiren bir durumdur. Allah'ın yazıklar olsun dediği kişiyi acaba kim kurtaracak? Yani o gün şeytan mı gelip onu kurtaracak? Şeytanın bir cenneti mi var? Şeytanın bir bahçesi mi var? Şeytanın bir dünyası mı var? Şeytanın bir cennet misal bir ahireti mi var ki şeytan o anda gelip onu kurtaracak? Olsa şeytanın gittiği yer cehennem olduğu gibi şeytanın izinden giden bu kişiler de cehennemden başka bir yere gitmeyeceklerdir. Değerli izleyiciler, zekatı vermemek bazen dünya nimetlerinin dahi azalmasına sebebiyet verebilir. Zekatı vermek nasıl nimetin çoğalmasına vesile ise, zekatı vermemek dünya nimetlerinin dahi azalmasına bir sebep teşkil edebilir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın şöyle dediğini rivayet ediyor. Bir kavim mallarının zekatını vermezse bu sebepten yağmurdan mahrum edilirler. Bu hayvanlar olmasaydı onlar hiç yağmur görmezlerdi. Evet, yani netice itibariyle insanların yağmurdan mağdur edilmeyeceklerini, mahrum edilmeyeceklerini Peygamber Efendimiz açıklıyor ama fakat eğer bir toplumda çoğunlukla insanlar zekat vermiyorsa ve yine de yağmur geliyorsa bu yağmur o insanlar sebebiyle değil, hayırlı ve iyi olan insanlar sebebiyle değil, hayvanlar bu yağmura muhtaç olduğundan dolayı, böcekler, kuşlar bu yağmura, bu suya muhtaç olduklarından dolayı Cenab-ı Allah hayvanlar hürmetine, hayvanlar sebebiyle onları veriyor. İnsanlar da o hayvanlar sebebiyle bu sudan istifade ediyor. Evet, böyle gürül gürül sular akarsa, yağmur coşkun bir şekilde yağarsa, bu yağmurun bizim içimizdeki hayırlar sebebiyle değil belki, hani onlar sebebiyle de verebilir ama var mı yok mu bilmiyoruz. Ama yine de yağmurlar yağıyorsa her türlü kötülük şai olmakla birlikte, o zaman bu rahmetin, bu yağmurun
hayvanlar sebebiyle geldiğini de bilmemiz gerekiyor. Eğer hayvanlar olmasaydı, eğer o kurtlar kuşlar olmasaydı Cenab-ı Allah yağmuru da keserdi. Değerli izleyiciler, zekat vermemenin vebali büyük. Hazreti Ali Efendimizin rivayet ettiği bir hadise göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Allah faiz yiyene, yedirene, senedi yazana ve zekatı vermeyene lanet etsin. Bu da ibret alınması gereken önemli hadislerden birisidir. Ahmed bin Hanbel ve Nesai bu hadisi kitaplarına derc etmiş bulunuyorlar. Bu hadiste faiz yemek ile zekatı vermemek aynı statüde görülmüş. Allah faiz yiyene, yedirene, senedi yazana ve zekatı vermeyene lanet etsin. Yani zekat vermemek bir nevi fakirin hakkını yemek demektir. Tabii faiz yemek de ne demektir? Faiz esasen karşılığı olmayan, meşru karşılığı olmayan mal demektir. Yani en kısa tanımı faizin böyledir. Meşru karşılığı olmayan mal. Yani ben bu parayı alıyorum ne karşılığında? Yani bir amel, bir iş karşılığında mı? Hayır. Efendim bir mal verdim onun karşılığında mı? Hayır. Efendim işte bir ticaret yaptı. O ticaretin neticesinde ortaya gelen fazlalaşan bir fazlalık mı bu? Hayır. Yani böyle ticari bir kar değil. Efendim senin ürettiğin bir malın karşılığı değil, bir amelin karşılığı değil. Ben sana efendim 10 lira verdim, senden 110 lira isterim. İşte 10 lira verdim, 20 lira isterim. Neyse yani işte karşılığı olmayan paraya faiz denilir. Karşılığı olmayan mala faiz denilir. Dolayısıyla faizi yemek o yüzden haramdır. Çünkü kişinin hakkı değildir o faiz. Zekat da esasen böyledir. Yani bir kişi zekatını vermiyorsa ne yiyor? Fakirin hakkını yiyor. Cenab-ı Allah senin elinde bile olsa bir nevi ben kazandım bile desen malının belli bir miktarını, belli bir oranını Cenab-ı Allah fakirin hakkı olarak biçmiş. Yani mal önce Allah'ındır. Ondan sonra toplumundur. Ondan sonra şahsi mülkiyet geliyor. Dolayısıyla senin elinde bile olsa eğer bu mal benimdir diyorsa Cenab-ı Allah onundur. Eğer senin elinde bile olsa toplum adına bu mal şu şekilde toplumun istifadesine sunulacak dediyse evet sen o malı o şekilde toplumun istifadesine sunacaksın. Eğer bu malı ben ellerimle kazandım dahi diyorsan ama Cenab-ı Allah onun bir miktarını bu fakirin hakkıdır diyorsa o gerçekten fakirin hakkıdır. Senin onu yemeye hakkın yok. Dolayısıyla bir kişi zekatını vermediği bir malı yiyorsa hakkı olmayan bir malı yiyor demektir. Ve tabii faiz yiyene Cenab-ı Allah lanet ettiği gibi zekatı vermeyen kişiye de lanet ediyor. Allah'ın lanetine bir nevi uğramak ne kadar kötü bir şeydir. Tabii ki Cenab-ı Allah bir kişiye lanet ediyorsa onu cennetine dahil eder mi? Elbette dahil etmez. Onu eğer bir yere koyacak ise onun gideceği yer cehennemden başka bir şey olmaz. Değerli izleyiciler, zekatı vermemek büyük bir vebal olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın lanetini, Cenab-ı Allah'ın veylini üzerimize çekmek olduğu gibi zekat vermemek suretiyle malımız kirlendiği gibi zekatı geciktirmenin de bir takım vebali vardır. Abdullah bin Mesud Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda şöyle dediğini rivayet ediyor. Faizi yiyene, yedirene, faiz senedi yazana, bu senede şahit olana farkında olarak yaparsa, dövmeyi de yapan ve yaptırana, sadakayı geciktirene yani zekatı geciktirene, hicretten sonra İslam camiasından çıkıp gidenlerin hepsine birden kıyamet gününde Muhammed dilinden lanet edilmiştir. Hadis-i şerifi bir daha okuyalım. Faizi yiyene, yedirene, faiz senedi yazana, bu senede şahit olana farkında olarak bütün bunları yaparsa, dövmeyi de yapan ve yaptırana, sadakayı, zekatı geciktirene,
hicretten sonra İslam camiasından çıkıp gidenlerin hepsine birden kıyamet gününde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden lanet edilmiştir. Bu hadisi de Nesai ve Beyhaki kitaplarında rivayet etmiş bulunuyorlar. Değerli izleyiciler, zekatı geciktirmenin cezası bu lanetin yanında ayrıca dünyada maddi olarak fazlasını almak şeklinde de ortaya çıkabilir. Ve Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel'in rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurmuşlar. Kim malının zekatını sevap umarak verirse ona sevap verilir. Kim de zekatı vermezse biz zekatı ve malın bir kısmını, bu kelime olarak bir kısmı dediğimiz kelime yarısı anlamına da gelebiliyor. Cezalı olarak zorla alırız. Bu Rabbimizin kesin kararlarından biridir. Âl-i Muhammed'e ondan bir hak yoktur. Yani Âl-i Muhammed dediği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Haşimoğullarını kastediyor. Haşimoğullarına zekattan bir hak yoktur. Yani işte zengine zekat verilmez. Kişinin nafakasını mecbur olarak vermesi gereken kişilerin üzerine işte mesela bir kişi annesine, babasına zekat veremez. Bir kişi oğluna, kızına, torununa zekat veremez. Neden? Bunlara bakmak mecburiyetinde. Bunlara zekat verilmez. Ama aynı zamanda genel olarak zekat Haşimoğulları sülalesinden gelenlere de verilmez. Ama tabii bu hadis-i şerifte daha ziyade bizim dikkat etmemiz gereken şey nedir? Evet, zekatı vermekte büyük bir sevap var. Kim zekatı verirse o büyük sevaba mazhar olur. Ama kim de zekatı vermezse zekat ondan zoraki alınacağı gibi ayrıca malının bir kısmı da ceza olarak zorla alınır. Hatta o bir kısmı o malın yarısına kadar da çıkabilir. Yani böylece zekat vermemenin cezası hem dünyada ödenir, hem dünyada alınır, hem de ahirette günah olarak kendisinin üzerine yüklenir. Dolayısıyla tabii şimdi ceza dediğimiz zaman onu yapacak olan şey devlettir. Yani kişiler söz gelimi ben tanıdığım ama zekatını vermediğim birisine sana şu kadar ceza, zekat cezası kestim diyemem. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Zekatın devlet eliyle alındığı zamanlarda ancak bu gibi cezalar verilebilir. Kaldı ki İslami devletin tam olarak hakim olduğu zamanda bile Hazreti Osman'dan itibaren bu envali batına dediğimiz işte paradır, ticaret mallarıdır, hayvanlardır. Bunların zekatlarının verilmesi kişilerin kendi şahsi inisiyatiflerine bırakılmıştır. Şahsen bunları vermeleri gerekir. Ama bu kişiler bilmelidirler ki zekat verilmediği zaman devletin zekat cezası alma hakkı vardır. Bu konuda gerçekten en şiddetli davranan kişilerden birisi Hazreti Ebubekir Efendimiz olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bir takım kişiler, evet biz Müslümanız, namaz da kılarız demişler ama fakat zekat vermeyiz. Ve Hazreti Ebubekir, ben zekatla namazın arasını ayıran kişilerle savaş yaparım demiştir. Ben namazla zekatın arasını ayıran kişilerle savaş yaparım demiş. Yani pek çok ayet-i kerimede Cenab-ı Allah namazla zekatı birlikte zikretmiş. Namazla zekatı pek ayırmamış. Dinimizde namaz ne kadar önemliyse zekat da başka bir açıdan önemi olan bir ibadettir. Ve gerektiğinde ben zekatı vermeyeceğim diyen kişiler üzerine savaş bile açılabilir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bunun en açık örnekliğini teşkil etmiş olan bir kişidir. Evet, işi ta oraya kadar getirmemek gerekiyor. Madem ki zekat bizim borcumuzdur, gücü yetenler, zekat vermek durumunda olanlar zekatı kendi istekleriyle, arzularıyla versinler. Zaten ahirette bulacakları sevap hazinesi kendi elleriyle verdiklerinin karşılığından başka bir şey değildir. Bazı hadislerde ifade edildiği üzere bu dünyada miras olarak bırakılan mal mirasçılara bırakılmıştır.
ondan kendisine bir sevap söz konusu değildir. Allah rızası için verdiğinden kişi sevap kazanacaktır. O bakımdan zekatın vebali büyük iken herkes bir an önce zekatını vermeye çalışsın diyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.